İki tane seçilmiş şanslı arkadaş var. Gelelim isterseniz diş şikayetlerine. Bakıldığı zaman aslında dişler düzgün görünüyor. Ancak da bir tane diş diziyi bozuyor. Eğer kişinin dişinin arasında ufak tefek aralıklar varsa, iki dişin arası olabilir, diğer dişler olabilir. Bu aralıkları kapatmanın en güzel yolu bonding tedavisinden geçer. Şimdi sıra geldi Damla Hanım'a. Damla Hanım'da birçok eksik diş var maalesef. Gülümseyin. Ve dişlerin köklerinde çürükler var. Damla Hanım yıllardır gülmeye hasretim dedi. Doğru. İnsan dişleri güzel olmayınca maalesef rahat gülemiyor. Dişin 3 tane ana amacı var. Birincisi yemek yemek. Fonksiyon deniyor bu işe. İkincisi fonasyon yani konuşma. Üçüncüsü estetik. Estetiğin, fonksiyonun, fonasyonun hepsinin bir denge içerisinde olması lazım. Damla Hanım da içinde metal desteği olmayan köprülerle gülüşü daha güzel hale getireceğiz. Diş taşlarını uzaklaştırarak başlıyoruz. Amaç bakteri yuvası olan diş taşlarını ortamdan uzaklaştırmak. Diş taşlarını ortamdan uzaklaştırdık. Şimdi lazerle ortamdaki bakterileri dezenfekte edeceğiz. Şimdi diş beyazlatma işlemine geçtik. Amacımız kendinden sarı olan dişleri daha beyaz hale getirmek. Hayri Bey ile olan çalışmalarımız tamamlandı. Öncelikle sağlık sorularını çözdük. Ufak tefek çürükler vardı, dolgular yaptık. Diş taşlarını temizledik. Diş taşları temizlendikten sonra dişlerini özel bir ışın kaynağıyla, ofis tipi beyazlatmayla beyazlattık. Böylece Hayri Bey de rahat rahat gülebilir hale geldi. Bakalım hayırlısı, beraber seyredelim de işimi görelim.